Propalar. Bu ne la? Bu nasıl bir şey oğlum? 49 inç. Ay maşallah. Kargocu getirdi. Kargocu bile şaşırdı. Dedi bu nasıl bir televizyon? Garibim Kars'taki kargocu. Kaşar peyniri yolluyor. Tereyağı yolluyor. Bu ne ya? Hayatımda çektiğim en zor incelemelerden biri olabilir. Çünkü kutusundan çıkarmak ayrı işkenceydi. Tek başına kurması ayrı bir işkenceydi. Çünkü çok ağır kanka yani. Benim masayı zaten bunları düşünerek çok sağlam yaptırmıştım zamanında. Bu videoyu da ne kadar büyük olduğu belli olsun diye bu şekilde çekeyim dedim. Yani kaç kilo olduğunu bilmiyorum, bakmadım ama bayağı bir var. 10 kilonun üstünde çok rahatlıkla var. Şu an kadraj biraz çaprazdan çektiği için böyle küçük duruyor olabilir ama kutusunu göstereyim. Kutusu bu. Bunu biraz kaldırayım. Oğlum çok işkence. Game Power VQ49. Oğlum özellikleri sıfırlamamış. Oğlum bunu nasıl alacağım bu şuraya? Kanka bu videoya bir like atsana aşağıdan, bir şey deniyorum da. Monitörü kurarken dedim ki Allah'tan inceleme kanalı değilim, eğitim kanalıyım da tek başıma işlerimi halledebiliyorum çünkü her gün böyle şeyleri kur kaldır, ben uğraşamam kanka. Yanıma bir yardımcı gerekir, ona da verecek param yok kanka, yani tek başıma halletmem lazım. O yüzden eğitim kanalı olmaya devam. Bugün Gamepower'ın VQ49 diye bir modeli vardı, onu incelemek istedim çünkü normalde böyle şeyleri incelerken video içerisinde inceliyorum, bir eğitim içerisinde, ama buna özel bir video yapmak istedim. Sebebi ise açıkçası böyle inovatif teknolojik ürünleri incelemeyi çok seviyorum böyle ve bana acayip geldiyse takipçilerime de acayip gelir diye düşündüm. Eğer ki normal 16:9 standart bir monitör boyutunda olsaydı belki bu kadar uzun ve büyük olmayacaktı. Ama adamlar bunu 32:9, yani burası 3840'a orası 1080 olarak yapmışlar. Aslında bu nasıl biliyor musun? İki tane 27 inci yan yana koyuyorsun. Şöyle düşün kanka, 1080p var ya YouTube'da. O ne demek biliyor musun? 1920'ye 1080, 16:9. 4K ne demek biliyor musun? 3840'a 2160. Bu ne demek abi? 3840'a 1080'in 1080'i. Yani normal bir monitörün iki tane yan yana koyulmuş hali. Bu da ne demek abi? Çift monitör yerine tek bir monitör kullanıyorsun. Beni bilen bilir. Bilmeyen de kendi bilir. Kankalar ben iki monitör kullanıyorum. Çift monitör üzerine video da çektim. Ben oldum olası çift monitör kullanıyorum. Yani benim için çok avantajlı oluyor. Ama çift monitörde yaşadığım ufak tefek problemler var. Bu yüzden dedim ki acaba 49 inç bir monitör çift monitör yerine kullanılsa daha avantajlı olur mu? Özellikle editör veya YouTuber'sanız vesaire, tasarımcıysanız özellikle. Bu monitör bizim ne kadar işimizi görecek, onu inceleyeceğiz, göreceğiz kankalar. Oğlum masamı kapladı. Ben bu masaya bir sürü ürün koyuyorum lan. Bağırma lan milletin içinde. Hani videolarımı izleyen var mı bilmiyorum. Böyle bayağı odamı tanıtırken bütün ekipmanlarımı bu masaya koyup tanıtıyorum. Masada yer kalmadı. Çok acayip, çok acayip. Güzel bir ürün. Oturarak anlatayım, yorulurum böyle. Canlarım bebeklerim, bu ucunu göremediğim monitör bir oyuncu monitörü olmasına karşın aslında ben biraz daha bizim işlere daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Ama bunu bir editör monitörü, işte kurgu monitörü gibi daha böyle spesifik bir isimle satmaya başladıklarını, daha az satacaklarını düşündükleri için bence gaming monitörü yazmışlar. Çünkü oyunlarda genelde 16:9 oynuyoruz. Yani FPS oyunlarında bence böyle bir monitörde oynamak çok mantıklı değil. En azından mesela atıyorum Valorant oynuyorsanız böyle bir monitörde oynamanız çok mantıklı değil. Ama bizim tarafa dönersek böyle bir monitör kullanmak korkunç mantıklı kanka. Neden? Çünkü biz çift monitörü neden kullanıyoruz? Çünkü tek bir monitör boyutu bizim hem kurgu yapmamıza hem işte büyük bir preview, yani ön izleme penceresi görmemize olanak sağlamıyor. Biz kurgu yaparken küçücük bir ekranda video izliyoruz ama aslında çok daha büyük görmemiz lazım ön izleme tarafını. Ve çok fazla panel açmamız gerekiyor. Atıyorum efekt paneli, efekt kontrols paneli, kurgu paneli, araçlar paneli, ön izleme paneli veya işte video çektiğimiz paneli, proje panelini falan gösterirken artık tek monitörde sıkış tepiş kalıyoruz. Yani ben hayatta bak kendi laptopum var. Kendi laptopum belki masaüstümden daha pahalı, daha güçlü bir laptop. Tam da bilmiyorum yani, çok kesin konuşmayayım ama sonuç olarak ben laptopta iş yapamıyorum. O tek ekran ya, onda iş yapamıyorum. İlla bir ekran bağlamam gerekiyor. Bu yüzden benim gibiyseniz abi çift monitöre ihtiyaç duyuyorsunuz ama çift monitörde de birkaç sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntılardan birine farklı renk. Eğer ki aynı monitörden kullanmıyorsanız, ki benim tavsiyem aynı monitörden kullanmanız, ancak ben arada bir oyun oynadığım için hertz'i yüksek bir monitör almayı tercih etmiştim. 165 hertz bir monitör almıştım. İki monitörün renginin farklı olması aslında bize çok absürt sonuçlar doğurabiliyor. Aynı anda böyle kalibre etmeniz gerekiyor ama kalibre edilen monitörler de çok pahalı. Yani iki tane almanıza imkan yok bence. Özellikle bu dolar kurunda iki tane kalibre edilen ve iki tane color monitörü, hem de işte hertz yüksek olsun, ama bunu alabilecek insan sayısı çok az. Böyle bir monitör aldığınızda tamamen aynı renk, aynı panel, aynı sonuçlar veren iki tane monitör almışsınız gibi oluyor. Yani 27 inç 27 inç iki tane monitör almışsınız gibi oluyor. Bunun özelliklerine gelirsek 3840'a 1080p bir monitör. Aslında buna 4K desek de yanlış olmaz, 1080p desek de yanlış olmaz. Yani teknik anlamda kesin sonuçlar verilebilir ama ikisi de doğru olmaz bu monitör için.
Çünkü uzunluk olarak 4K ama yükseklik olarak 1080p. Yani buna kesin bir şey söyleyemiyorum o yüzden. 1800 radyan curved bir monitör. Yani bayağı bir eğimli. 1800 radyan da artık sanırsam curved monitörlerde en yüksek derece oluyor. Bunun önüne oturduğunuzda 178 derecelik bir açıyla monitörü görüyorsunuz. Yani ben şuraya otursam şu an ekranın her yerini görürüm muhtemelen. Zaten birazdan da onun testini yapacağız. VA panel bir monitör. Şimdi biz genelde IPS paneli daha çok severiz ama şöyle de bir durum var. Bu monitörü curved dışında yapamazsın. Yani yaparsın ama dümdüz olması bizim pek işimize gelmez. Çünkü düz bir monitör bu kadar büyük olursa köşeleri görmekte biraz daha problem yaşarız. Bu yüzden curve olması bence çok mantıklı bir seçenek. Curve monitörlerde de IPS panel olmuyor. VA panel de bizim kesinlikle işimizi görecek. Renk olarak da oyun olarak da bizi tatmin edecek bir panel. HDR 400 ve parlaklık derecesi olarak da gayet gayet iyi bir monitör. Çünkü benim şu an 4 tane ışığım açık, ona rağmen gayet parlak şekilde görebiliyorum ekranı. Ben bayağı bu konuda başarılı buldum. Az önce dediğim konu aslında şu an sitesinde de fark ettim. Grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video düzenleyicileri yeteneklerini ön plana çıkarabilirler. Aslında gerçekten bizim için güzel bir monitör. Ama işte dediğim gibi gaming olunca ve hertz'i yüksek tutunca daha fazla satılıyor. O da piyasadaki böyle arz talep dengesi. Ben bu monitörü 144 hertz göstermesi için DisplayPort'tan bağladım kankalar. Ancak 2 tane HDMI 1.4, bir tane de HDMI 2 girişi vardı ve bir de audio çıkışı vardı ve kendi hoparlörü de var. 8 bit bir monitör. 10 bit olsaydı çok pahalı olurdu. O yüzden bunu bir hani olsaydı iyi olurdu kısmını eklemeyeceğim. Çünkü bu monitörü 10 bit yapsalardı gerçekten korkunç seviyelere satılabilirdi. Bir de sonuç olarak gaming ismiyle çıktığı için 10 bit beklemek çok mantıklı değil yani. PIP ve PBP özelliği var. Aslında bizim yaptığımız şeye çok benziyor. Gidip araştırın, picture in picture diye bir özellik. Rüya içinde rüya sanki Inception diyerekten iki tane farklı programı aynı anda kullanma gibi, ama bunu zaten yapacağız. Detaylarında kırmızı led tasarımlar var. Eğer ışık açınca yansıyor falan, tatlı duruyor. Bir de aslına bakarsanız arkasındaki standı ben çok beğendim. Çünkü mesela yukarı çekeyim şunu. Mesela böyle. Aşağı indireyim. Bir de yani sağa sola da dönebiliyor. O kadar uzaktan yapıyorum ki böyle biraz çok detaylı yapamıyorum yani. Böyle. Ayağa kalkıp yapmaya şimdi üşendim. Hah, böyle dursun. Titreşimsiz, yani bizim flicker dediğimiz şeyin düzeltilmesi adına yapılmış flicker free teknolojisi var. Düşük mavi ışık teknolojisi var. Blue light, o da yani gözünüzü yormamak için yapılıyor ama bu çok şaşırtıcı değil. Yani böyle bir monitör yapıyorsan bunun içine bu özellikleri koyarsın. Şimdi curve olunca ister istemez içerisindeki teknoloji için de bir alan gerekiyor ama bence yapılabilecek en ince monitörlerden biri. Hiç kaba durmuyor. Gayet cool duruyor yani, arkadan görünümü falan da cool. VESA bağlantısı için bir aparat geldi. Yani duvara asabilirsin bu monitörü ama işte bu hani yukarı kaldır indir sağa sola oynat, bence VESA bağlantısı çok böyle şeyler için kullanışlı değil ama bir aparat çıkıyor, içerisinden tornavida çıkıyor. Yani evinizde de olabilir ama yine de yoksa diye böyle bayağı bir tornavida hediye etmişler. Bir HDMI kablosu, bir DisplayPort, bir de güç kablosu çıkıyor kankalar. Alırsanız içerisinde bunları göreceksiniz. Şimdi kankalar, bu çok devasa bir monitör. Bir de bunun küçük versiyonu var, 35 inç. Ya buna küçük demek de çok acayip oldu. Küçük versiyonu bu kadar yani geniş değil ama teknik özellik olarak bence çok daha iyi. Lakin işte ekranın böyle olmasına para verdiğimiz için bunu da teknik özellik olarak sayabiliriz. Onda mesela bundan daha iyi ne var abi? Çözünürlük farkı var. O 1440 yani 2K bir monitör. 21'e 9 bir monitör. Yani o bir tık daha normal. Yani 16'ya 9 değil. Yine o biraz daha açık mesela normal bir monitöre göre ama 21'e 9 nereye? 32'ye 9 nereye? Aslında 1.5 kat en olarak daha küçük bir monitör ama daha küçük olunca tabii ona daha iyi bir çözünürlük yerleştirmişler. 3440'a 1440 bir monitörü ve 180 Hz. Hani nit olarak 50 nit daha düşük o monitör ama 180 Hz o da yani. Bu 144 Hz. Yani bana kalırsa hiçbir fark yok bu arada. Yani 144 Hz ile 240 Hz'i deneyimledim. Tamam, 60 ile 144 arasında korkunç bir fark var oynarken. Yani 60 Hz'de gerçekten daha az vuranları anlayabilirim ama 144'ten 240'a çıktım, çok fazla kilim arttı diyenler. Ne bileyim, benim deneyimlediğim kadar çok gerçekçi gelmiyor açıkçası kankalar. 144 de çok akıcı bir seviye aslında, yani 540'lar falan üretiliyor şimdi. Bana biraz daha böyle tüketim neslini gondiklemeye bir param var, bunu gereksiz harcamam lazım. Robot süpürge almayacağım, ne alayım der gibi bir şey yani. Evet, son olarak da kankalar kime hitap ediyor? Oyunculara hitap ediyor. Eğer ki 144 Hz'le böyle hızlı bir oyun oynamak isterseniz ve performanslı bir oyun oynamak isterseniz renkleriyle beraber gayet oyuncuları tatmin edecek bir monitör. Tabi bu çözünürlüğü destekleyen oyunlarda çok çok daha keyif alabilirsiniz. Bazı oyunlar belki ortada açılır, yanlar siyah olur vesaire, 1920'ye 1080 gibi. Ama eğer ki bu çözünürlüğü destekleyen oyunlar varsa çok keyif alacağınıza emin olabilirsiniz kankilerim, kankitolarım. Tasarımcılar için gerçeğe yakın net görüntüler görebilirsiniz kankalar. En azından dijital içerikler üretiyorsanız sRGB oranı sizin için önemli. Atıyorum sinema renklendirmesi yapıyorsanız tabii ki orada farklı özellikler sizin için gerekebilir. İşte DCI P3
güç oranı vesaire gerekebilir ama dijitale yani YouTube'a işte TikTok'a Instagram'a içerik üretenler için sRGB'nin daha önemli olduğunu varsayarak bu monitör sizin işinizi güzel güzel çözecektir. Yine yazılımcılar için de kankalar performans gerektiren işlemlerde gayet kullanılabilir. Nasıl kullanabileceğimize detaylı bakalım kankalar. Yani en azından kamerayı arkama konumlandırayım ve nasıl kullanabilirim böyle büyük bir monitörü onu görelim kankalar. Sonrasında videoyu bitirelim. Bakalım Premiere'de After Effects'te bizim işimizi nasıl çözüyor? Deneyelim. Kankalar aslında bir bakıma da şöyle mesela videonuzu getirdiniz sağa bıraktınız. Bu şekilde mesela zaten şu PIP dediğimiz olayı mesela Premiere'i tutuyorsun sağ tarafa getiriyorsun bak. Şimdi YouTube ve Premiere yan yana. Hemen Premiere'den yeni bir proje açalım. Kanalımı da sağ tarafa koydum. Moralim düzelsin. Şimdi burada zaten Premiere'imiz var. Burada YouTube'umuz var. Şimdi kankalar Premiere'de Remix Tool diye bir projem var. Şimdi bunu sağ tarafa aldım. Burası ön izleme. Mesela şimdi bunu istediğim gibi paneli dikey yapıyorum. Çünkü Instagram ve TikTok için bir içerik hazırlamıştım. Bunu sağ tarafa koydum. Bu bölümü de sağ aldım. Gördüğünüz gibi burada kurgu, burada videomu görebiliyorum. Tam tersi de yapabilirim ama burada mesela efekt kontrolsü şuraya alacağım. Efekt kontrolsü böyle dışarı aldım mesela. Onu da sağa getireyim. Gördüğünüz gibi mesela buraya efekt kontrolsü koydum. Yani herhangi bir videomda çalışırken lümetrikaları kapattım mesela. Tekrar açtım. Animasyonumu yaptım. Animasyonumu kapattım. Tekrar açtım. İki animasyonumu birden kapatıyorum. Buradan açtım mesela. Kurgum burada yapıp sağ tarafta görebilirim. Çok rahat ya. Ya açık konuşmak gerekirse renk olarak bu kadar iyi beklemiyordum bir gaming monitör olduğu için. Bence sRGB oranı falan gayet iyi ve böyle dandik gamer monitör rengi değil. Böyle bir TN panele bakar gibi değilsiniz. Böyle yapabilirsiniz kankalar. Yani başka bir proje de açalım. Şimdi kankalar böyle bir düzen yaptım. Hem lümetrikalarım burada hem efektlerim burada. İstersek böyle efektleri açabiliriz. Böyle daha tatlı duruyor yani. Kurgu yaptığım taraf burada. Sağ tarafta da videomu görüyorum. Artık burada. Burada mesela zoom yap. Zoom out. Videomun tamamını görüyorum. Yani şuradan mavileri ve morları biraz artıralım dediğimizde. Ama biraz da mavileri ve morların renklerini değişelim. Oha çok tatlı oldu. Pembe pembe. Ten rengine bulaşmasın. Güzel. Arka planımın rengini değiştirdim yani. Ve böyle görebilirim. Tekrar sol tarafa dönüyorum. Güzel. Bunu beğendim. Mesela sonra bir de Photoshop açalım. Mesela Photoshop'u çekip en üste bıraktığımızda buraya mesela tam ekran Photoshop oluyor. Ama işte bunu mesela aldık. Penceresinden sağa yapıştırdık. İkisini de boşluğa aldık. Bunu ekranın yarısına, diğer yarısına da Premiere'i yapıştırdığımızda bakın. Araya geldiğinizde böyle bir çizgi çıkıyor. Bunu mesela Premiere'i daha fazla, Photoshop'u daha az veya Photoshop'u daha az da Premiere'i daha az yapabilirsiniz. Çift monitörden daha pratik bence. Çok daha pratik. Çünkü renkler tamamen aynı. İstediğiniz gibi böyle biliyorsunuz. Yani illa monitörden yarısını kullanmak zorunda değilsin. Ama bizim çift monitör mantığımızda böyle ortadan bölüyoruz monitörü. İki tane monitörümüz var. Yarısını kullanmak zorundasın. Bunda yarısını kullanmak zorunda değilsin. Burada mesela 1.5 monitör kadar Premiere işte yarım monitör kadar Photoshop kullanıyoruz. Bu bizim çok işimize yarayabilir. Premiere'i kapatıp Photoshop'ta da aynı panelleri yapabileceğim için bana çok mantıklı geldi. Tam ekran yapalım bunda. Bütün panelleri solda kullanacaksanız ve işte katmanları buraya alacaksanız böyle çalışabilirsiniz kankalar. Yani tam ekran yaptık mesela. Katmanları tamamen sağda büyük bir ekranda görmemiz bence çok iyi abi. Çünkü mesela 2022'yi kapattım. Açtım ve tamamen mesela bunun üzerinde hiç panel aç kapa yapmadan mesela üzerine iki kere tıklayıp buradan direkt işte fontu değişerek Montserrat yaparak mesela hiçbir paneli aç kapa yapmadan çalışabilirim. Böyle güzel bir çalışma düzeni ayarlayabiliriz kankalar. Evet kankiler kankitolar, ben de sadece Valorant olduğu için oyun tarafını çok deneyimleyemedim. Çünkü Valorant bana 32'ye 9 oynatmadı abi. Ne yaptım ne ettim 16'ya 9 açtı ve sağ ve solu simsiyah bir ekran yaptı kankalar. Bilmiyorum çözümü var mı, denedim çözümünü bulamadım. Oyun tarafıyla da çok içli dışlı olmadığım için bilmiyorum kankalar ama bilenler yoruma yazarsa en azından faydalı bilgileri yorumlara sabitliyorum kankalar. Şimdi videonun kapanışına geçelim. Evet kankalar bu devasa monitörü inceledim. Satın alma linkini de aşağıya koyacağım. İndirim falan yakalarsanız bence bir değerlendirin derim yani. Yani öyle ölü piksel falan böyle absürt sorunlar da yaşamadım. Gayet Kars'a kadar çatır çatır gelmiş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim kısa eğitim videolarımı izleyebilirsiniz. Belki bunun da böyle bir kısa incelemesini yaparım. Görüşmek üzere kankiler. Bay bay.